Beşiktaş maçındayız. Tribünler boş. Futbol Federasyonu'nun, daha doğrusu hükümetin aldığı karar doğrultusunda bu müzik Galatasaray takımının ısınmaya çıkmasının işaretiydi ve Ultras'tan başta olmak üzere tribünler Galatasaray tezahüratlarıyla bu stadı inletirdi. Ama bugün böyle bir şey yok. Görüyorsunuz, bomboş tribünler. Sadece Çanakkale zaferimizin 105. yılına yönelik pankartlar var. Önce Beşiktaş çıktı ısınmaya. Hemen arkasından da Galatasaray şu anda ısınmak için Türk Telekom stadının sahasında ve tribünleri de görüyorsunuz. Boş, cezalı maç gibi. Şu anda bu stadın, Türk Telekom stadının durumu bu efendim. Arka tribünde şurada bir koyuluk görüyorsunuz. Ultras'ın bulunduğu bölüm. Bu koltukların renkli diğerlerinden farklı. Sebebi de bu koltuklar Paris Saint-Germain stadından sökülerek getirilen koltuklar. Buraya monte edildi. Bir nostalji, bir hatıra, bir tarihe saygı diyelim. Onun dışındaki koltukların hepsi yeni koltuklardan oluşuyor. İki kale arkasındaki o kırmızılı bölüm eski stattan, Ali Samiyan stadından, Mecidiyeköy'den getirilen koltuklar efendim. Evet, takımlar ısınmaya çıktılar ve sahada şu anda son hazırlıklarını yapıyorlar. Bu karşılaşmayı sadece akredite olan basın mensupları ve protokol tribünündeki 100 kişi izleyebilecek. Onun dışında canlı olarak bu karşılaşmayı güvenlik görevlileri, çok az sayıda güvenlik görevlisi ve polis var, onlar izleyebilecek. Onun dışında herkes ekran başında bu müsabakayı takip etmek durumunda. Abdülkadir Bitigen de ısınıyor. Onun da ilk derbisi. Galip Bitigen'in oğlu. Eski bir hakem. Genelde bir babadan oğula geçen bir sistem vardı. Tabii şimdi hakem lisesinin kurulma kararından sonra bu gelenek de sanıyorum belli bir süre sonra bozulacak ve artık hakemler okullu olacak. Bir destandır. Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı pankartları ve ram kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz yazısı tribünde yer alıyor. Aynı şekilde bu kale arkasında da yine geri dönmeyi düşünmediler. Mektebi Sultani Şehitleri Galatasaray Lisesi'nden Çanakkale Cephesi'ne gidip şehit olan öğrenciler de burada unutulmamış ve pankartla anılıyor efendim.